Gardiyanların ayak sesleri koğuşun kapısında son buldu. Getirdikleri genç bir mahkumu bıraktılar ve gittiler. Yeni gelen genç içeridekilere selam verdi ve kendisine gösterilen boş yere oturdu. Koğuştakiler ona hoş geldin, geçmiş olsun dediler. İçlerinden en yaşlı ve olgun olanı gencin yanına yaklaştı ve ona ilgi gösterdi. Bir anlamda sahiplendi. Çünkü selam verişinden, simasından bu gencin nasıl biri olduğu hemen anlaşılmıştı. Genç oldukça yorgun ve bitkin görünüyordu. Epeyce bir müddette konuşmadı. Daha sonra yaşlı adamdan bir seccade istedi ve kıblenin ne taraf olduğunu sordu. Sonra kalktı, yavaş yavaş ikindi namazını kıldı. Yaşlı adam gencin namazını bitirmesini bekliyordu. Onunla enine boyuna tanışmak istiyordu. Fakat genç ikindi namazını bitirdiği halde namaz kılmaya devam ediyordu. Sonunda da bitirdi, yerine geçip oturdu. Yaşlı adam biraz daha yanına yaklaştı. Nedir o fazladan kıldığın namaz? Biliyorsun, ikindi namazından sonra kılınan nafile bir namaz yoktur. Delikanlı bir müddet cevap vermedi. Daha sonra sakin bir sesle, kaza namazı, dedi. Ne zaman kazaya bırakmıştın, dedi yaşlı adam. Gözaltındayken, dedi. Çok yavaş bir şekilde söyledi bunu. Daha sonra da gözleri uzaklara dalıp gitti. Yaşlı adam onu konuşturarak ve bir şeyleri hatırlatarak üzmek istemiyordu fakat yine de kendine hakim olamadı. Peki ne kadar tuttular seni gözaltında? 29 gün. Allah Allah. 29 gün öyle mi? Evet, 29 gün. O 29 günlük namazımı kaza edeceğim. Kılamamışsındır. Kıldırmamışlardır herhalde. Delikanlı bir müddet sustu ve sonra yaşlı adama döndü. Aslında namazlarımı kıldım. Bir tek vaktimi bile kaçırmadım. Fakat... Fakat ne? Fakat namazın şartlarını yerine getiremedim. Hep eksikti. Çoğu zaman abdest alamadım, teyemmüm ettim. Olsun, teyemmümle olsun. Kabul değil mi? Fakat toprak bulamadım teyemmüm edecek. Bazen beton duvara, bazen de demir kapıya ellerimi sürerek teyemmüm ettim. Kabul olur mu? Ne demek kabul olmaz? Elbette ki olur. Kıbleyi de bilmiyordum. Rica ettim, söylemediler. Hem bu arada namazın diğer rükünlerini de yerine getiremiyordum. Askıdaydım mesela. Hem ellerim hem ayaklarım bağlıydı. Çoğu zaman zorla rüküya gidebiliyordum. Hele hiç secde yapamıyordum. Olsun, olsun, yine de kabuldür senin kıldığın bu namaz, dedi yaşlı adam. Fakat ses tonu gittikçe değişiyor, ağlamaklı bir hal alıyordu. Sen öyle hep kabul, kabul diyorsun ama, dedi ve bir müddet sustu genç adam. Daha sonra değişik bir ses tonuyla devam etti. Biliyor musun? Gözaltında bulunduğum o 29 günün 15 günü anadan üryandım ben. Çırılçıplaktım. Soymuşlardı beni. Yalvarıyordum onlara, ne olur Allah için bir tek çamaşırımı verin bana. Hiç olmasa namaz kılacağım vakit verin bana, diyordum. Fakat vermiyorlardı. İşte o şekilde kıldım ben namazlarımı. Mümkün olduğu kadar toparlanıp avret yerlerimi örtmeye çalışıyordum. Fakat bazen onu da yapamıyordum. Bu şekilde namazımı kılıyordum. Ortalığı epeyce bir müddet sessizlik kaplamıştı. Delikanlı yaşlı adamdan cevap bekliyordu. Bu namazları kaza etmesi gerekiyor muydu, gerekmiyor muydu? Yaşlı adam kafasını kaldırdığında gözyaşlarının baştan sona yüzünü ıslattığını gördü. Ağlıyordu ve ağlıyordu. Sonra birden doğruldu, delikanlının omuzlarından kuvvetlice tuttu ve kendine çekti. ''Bana bak delikanlı!'' dedi. ''Anlıyor musun? O namazları asla kaza etmeyeceksin. O namazları alıp Allah'ın huzuruna varacaksın. Allah'ım sana bunları getirdim!'' diyeceksin. ''Biliyor musun? Belki hayatında kıldığın en önemli namazlar işte bu namazların olacak.'' Yaşlı adam sordu, adın ne senin, nerelisin sen, ne iş yaparsın, suçun ne? Delikanlı durdu, yüzüne baktı, cevabı verdi. Ben Muhsin Yazıcıoğlu.